Bu bölümde tesniye konusunu ele alacağız. Tesniye konusu ikili anlamında, yani Türkçe'de mesela iki adam dediğimizde rakam olarak kullanıyoruz. Ama Arapça'da racul adam demek, raculeni yani iki adam demek. Veya Türkçe'de iki kitap diyoruz, Arapça'da bu kitabeni, kitabeyni şeklinde kullanılmakta. Bir de e, Türkçe'de kadın erkek ayrımı e, kullan kelimeler itibariyle yok. Ama Arapça kullanımında e, diyelim ki e, müminani dediğimizde iki erkek mümin ama mümineteyni dediğimizde iki kadın mümin. E, bu şekilde e, müzekker müennes dediğimiz tarzda bir ayrım yapılmakta burada tabi isimlerde tesniye konusunu ele almış olacağız. E, fiillerle alakalı da var ama ona girmeyeceğiz. Müslim kelimesi tesniye halinde merfu olarak Müslimani. iki Müslüman anlamında. Ama mansuf ve mecrur olarak ise Müslimeyni şeklinde gelir. Yani Müslim bir Müslüman, Müslimani iki Müslüman ama Müslüman. Bu mesela iki Müslüman'ı gördüm, iki Müslüman'a selam verdim. İşte ra'eytu eytu müslimeyni, sellemtu ala müslimeyni orada ye'nun ile bu tesniye yapılıyor. Kur'an-ı Kerim'de bunun çok örneklerini görmekteyiz. Bu programda da ayrıntılı diyebileceğimiz şekilde göreceğiz. Hz. İbrahim oğlu İsmail'le beraber dua ediyor ve duasında diyor ki Rabbena ey Rabbimiz ve cealne bizi kıl. Müslümeyni iki Müslim sana teslim olmuş iki kişi kıl leke sana. Burada Müslümeyni iki Müslim Allah'a teslim olmuş iki kimse kendisi ve oğlu İsmail. Burada Müslümeyni gelmesin e, icalne bizi kıl. Ne kıl? Şöyle kıl. E, mef'ul durumunda olmasından Müslümeyni geliyor. Ama şöyle olsaydı ene ve ibni ben ve oğlum Müslümeni iki Müslümandır. Hakka teslim olmuş iki kimsedir. O zaman öyle olacaktı. Veya mesela kitap e, kitap Kitabani iki kitap e, fakat e, garatu kitabeyni diyoruz. Kitabani demiyoruz. E, meful durumuna geldiğinde kitabeyni oluyor. Garatü min kitabeyni iki kitaptan okudum. Min'den dolayı e, orada kitabeyni geliyor. Yani e, tesniyelerde iki farklı durum var. Bunlardan merfu olma durumu, işte merfu olma durumu diyelim müktedadır veya faildir. Böyle bir durumda e, kitabani şeklinde geliyor. Ama e, mef'ul işte buna mansup da diyebiliriz. Mansup olma durumu veya mecrur izafetten dolayı veya harficerden dolayı veya başka bir sebeple e, mecrur olma durumunda o zaman da kitabani şeklinde geliyor. Yani iki farklı durum var. E, kitabani, kitabaini. Müslümeni, Müslimeyni, e, Galemeni, Galemeyni şeklinde hangi durumda mansup, hangi durumda e, işte e, merfu olduğunu bilirsek veya mecrur olduğunu bilirsek ona göre e, ifade etmiş oluruz. Ama tanıma noktasında e, zaten e, çok örneklerle tanımış olacağız. Allah-u Teala biz insanlara olan nimetini beyan ederken diyor ki Elem Allahu ayneyim. biz ona insana aynayn iki göz demek. Ayn göz, aynani iki göz. Ama cealenin burada mef'ulü olduğundan aynayni oluyor. Biz insana iki göz vermedik mi? Ve lisanen, ve bir dil. Ve iki dudak. Ya yani bir çift dudak vermedik mi? Ve ve onu sevk ettik, yol gösterdik. En iki yol. Yani insanın önünde cennete giden yol da var, cehenneme giden yol da var. İki yolda insana gösterilmiş. Burada hasmani kelimesi, hasım, Türkçe'de kullanırız. Falan falanın hasmıdır. Hasım ile hısım farklı. Hısım akraba, hasım düşman. İşte hasım düşman anlamında hasme, hasmeni iki hasım demek. Hedeni şu ikisi hasmeni birbirine hasımdırlar. Ehli iman, ehli küfür. İhtasamu hasım oldular, düşman oldular, mücadele ettiler. Fi Rabbihim, Rableri hakkında. İşte şu iki grup, yani müminler ve kafirler veya müşrikler, İki hasım Rableri konusunda birbirleriyle mücadele ettiler. Burada Hâdâni müktedadır. Ee, Mükteda e, niye Hâdâni haline gelmiş? Hâdâ, Hâdâni. Bunu ilerideki derslerde göreceğiz. Hasmâni e, iki hasım anlamında. E, tesniye e, devamı da bunun e, devamı niteliğinde. Ve <Sélere> cealna <bir> leyle ve nehara ayetayn. Allahu Teala buyuruyor ki cealna biz kıldık el leyle geceyi ve <when> nehara gündüzü. <Sessizlik> leyl nehar. Halikul leyli ve nehar mehter maçlarında geçer. Yani e, gecenin gündüzün halikidir Allah. Leyl. Mesela Leyl Leyla diyelim Leyla saçı siyah. Ee, buradan hatırda kalabilir. Leyl gece yani karanlık oluşu. Nehar gündüz. Ve cealne var nehara geceyi gündüzü kıldık. Ayeteyni iki ayet. Ayetün ayet demek. Burada tabi ayet derken Allah'a delil olan, alamet olan şey anlamında. Ayetün bir ayet. Ayetani iki ayet. Ama cealne'nin mef'ulü olduğundan bu mansuptur. Mansup olduğundan dolayı e, y, yine oluyor yani okulu okula gibi burada nasıl bir değişiklik oluyorsa Okulu gördüm derken u ile kullanıyoruz ama gittim derken okula gittim orada e, a ile kullanıyoruz e, Dolayısıyla e, tesniyelerde iki farklı görünüm var sadece Elif nun ile veya ye nun ile ve bunların e, farklılığı var. Cümle içindeki yerine göre Elif Nun'la tesniye yapıyoruz. Kitabun, kitabani gibi veya ye nun ile kitabeyni şeklinde tesniye yapıyoruz. Hz. Musa'ya işte asasını yere bıraktığında bir yılan olması, bir de elini böyle yaptığında koynundan çıkarıp yaptığında böyle ışık saçması, yedi beyza deniyor buna. Allahu Teala bu ikisine işaretle diyor ki eee işte bu ikisi burhanani iki burhandır. Bakın burhan Türkçede isim olarak kullanırız. Burhan delil anlamındadır. Burhanani iki delildir. Min rabbike senin Rabbinden. İla firavne firavuna karşı ve meleihi ve ekibine karşı. Yani Allahu Teala Hazreti Musa'ya hitap ediyor. Bu ikisi, bu iki mucize Rabbinden Firavun ve e, ekibine karşı e, sana verilmiş iki burhandır. Burhanun burhanani. Burhan bir burhan, burhanani iki burhan anlamında. Kitabani gibi. Burada burhanani e, haber olarak gelmiştir. Zenike kısmı müptedadır. Cümleye bununla başlıyoruz. İşte bu ikisi. Bu ikisi nedir? Bunun cevabı burhanani iki bürhandır. iki delildir. Altta Hazreti Yusuf'un hayatından bir bölüm. Ve dahale mahu onunla beraber girdi. Es zindana fete yani iki delikanlı. Fete delikanlı demektir. Bunun tesniyesi sonundaki y'den dolayı fete yani şeklinde geliyor. Fete, fete yani. Feta delikanlı demek. Fete yani iki delikanlı. Onunla beraber zindana iki delikanlı girdi. Dahale burada fiildir. Fete yani bunun faili. Fail merfu olduğundan dolayı ref halinde burada fete yani gelmiştir. Ama dahale yerine raeytu olsaydı Ra'eytu feteyeyni olacak da. İki delikanlıyı gördüm. Veya selam verdim diyelim. Sellemtu ala feteyeyni. İki delikanlıya selam verdim. Müşriklerin Kur'an'da e, nazara verilen bir ifadesi. Ve galu dediler ki Laule keşke nüzzile indirilse hezel Kur'anu bu Kur'an ala racül bir adama minel gariyeteyni iki şehrin birisinden azimin büyük bir adama, racülin azim büyük bir adama indirilseydi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem e, Ebu Talib'in yetimi nazarıyla bakılıyor. Ama öte yandan e, Kureyş'in lider tabakası da var ve müşrikler e, peygamberliği, adeta dünyevi saltanat gibi görüyorlar. İlla bir peygamber olacaksa işte Mekke'den falan veya Taif'ten falan bunlardan biri olmalıydı. Böyle bir ters anlayışları var. Bunu biraz tahlil edecek olursak garu dediler. Leula keşke demek. Nüzzile indirilse. Nüzul inmek, nüzzile indirilmek. Hazel Kur'an Artık هذا'yı öğrendik bu anlamında. Kur'an'ı aynen kullanıyoruz. Ala racül, racül adam demek. E, azim bunun sıfatı, büyük bir adam. Minel gariyeteyn, iki kariye. İki kariyeden murat da birisi Mekke, diğeri Taif olarak açıklanıyor. İşte gariyetün bir belde demek veya şehir. E, gariyetani iki kariye, iki belde, iki şehir anlamında. Ama başında min olduğundan e, bu gariyeteyni yani mecrurdur. Bundan dolayı gariyeteyni olmuş. Vadrib lehum meselen raculeyni ve burada Kehf suresinde e, işte güzel bahçesi olan birisi e, hatta ikili bahçesi var bir de gariban, maddi yönden gariban birisinin hikayesi anlatılıyor. Ve tesniyeler, üç tane tesniye burada görmekteyiz. Bundan dolayı örnek olarak aldım. Vadriblehum meselen onlara misal olarak anlat. Raculeyni şu iki adamı. Burada vadriblehum meselen darabe mesele kullanılırsa bir mesel getirmek. Örnek olarak anlatmak. Racüleyne e, racül adam demekti bir adam. Racüleyne iki adam. Ama mef'ul durumunda olduğundan racüleyne oldu. Onlara şu iki adamı misal olarak anlat. Ey peygamber. Cealne li ehadihime cenneteyne. Cealne kıldık li bunlardan birisine cenneteyne. İki bağ. Yani cennet gibi güzel iki bağ bahçe verdik min a'nabin inab üzüm demektir. A'nab üzümlerden çeşitli üzümlerden bahçesi var ve hafefna çevresini çevre, bunun da çevre etrafını çevreledik bin nahlin hurma ile. Yani hurma ağaçları onun bağını, bahçesini çevirmiş durumda. Ortada da demek ki hurma düzeltiyorum. Ee, üzüm bahçeleri var. Ve cealna beynehuma zer'a ikisi arasında ekinler bitirdik. Kiltel cenneteyne her iki bahçe etet ukulehe mahsullerini verdim. Burada kırmızı olanlar tesni olarak gelmiştir. Bu kısımda ise eee Hz. Nuh ve Hz. Lut'un hanımları peygamber hanımı olmakla beraber kocalarına iman etmemişler. O anlatılıyor. Kanata o ikisi idi. Yani Lut'un karısı, Nuh'un karısı tahta e, iki kulumuzun nikahı altında idi. Min ibadine kullarımızdan salihayne abdeynin salihayne iki salih kulun nikahı altında idi. Burada abdeyni, abd bir kul, abdeyni iki kul ama tahteden dolayı izafet var. O zaman abdeyni oluyor. Ee, ve salihayni de bunun e, sıfatı olduğundan aynen abdeyni gibi bu da yenun ile tesni edilmiş. Abdeyni salihayn iki salih kul demek. İbadine, ibad da çoğul. İbadine, kullarımız anlamında. Fehanetehume ancak o ikisi onlara hıyanet ettiler. Hanete hıyanet. Dikkat edilirse hane hıyanet az çok çıkarılabilir. Felem yuniye anhuma min Allahi şey'e ancak o iki peygamber onlardan Allah'tan geleni defedemedi. Yani kocalarının peygamber olması Onları kurtarmadı. Ve gı ile denildi. Gale dedi, gı ile denildi. Uduhula girin. ikiniz girin. Yani Lut'un karısı ve Nuh'un karısı onlara deniliyor. Haydi girin bakalım. Ennar ateşe ma dahilin girenlerle beraber. Duhul girmek, dahil giren, dahilin girenler. Çoğul yapılmış. Girenlerle beraber... Haydi siz de ateşe girin denildi. Burası borçlanmalarda e, şahit tutmakla alakalı bir bölüm. Veste şidû şehideyni iki şahit tutun. Min ricalikum erkeklerinizden. Yani borçlanma durumunda erkeklerden iki tane şahit. Fe illem yekûnâ raculeyni eğer iki adam olmazsa rajul leyni racul bir adam rajuleyni iki adam ama e, burada e, mansup durumda olduğundan rajuleyni oluyor. İki e, iki adam e, olmama durumunda ferracülün o zaman bir adam ve mraetani ve iki kadın. imraetun e, bir kadın imraetani iki kadın Mimmen razı olduklarınızdan, mineşşühede şahitlerden. Toparlarsak borçlanma işlemine şahitliklerine güvendiğiniz iki erkeği, eğer iki erkek olmazsa bir erkek ve iki kadını şahit tutun. Burada üç tane tesniye görmekteyiz. Şehideyni, raculeyni e, nasp halinde İmra'atane bu da merfu. Merfu olduğundan dolayı vemra'ateyni değil ve vemra'atane geldi. En tadille ihdâhumâ yani neden iki kadın şahit? Bunlardan birisi eğer şaşıracak olursa fetuzekkira ihdâhumâ el-ukhra diğerinin onu hatırlatması için teyiden bu böyle bildirildi. Rahman suresinden bu kısımda üç tane tesniye görmekteyiz. Üçü de merfu halde, merfu olduğundan dolayı da cennetani, aynani, zevcani şeklinde gelmiş. Wiliman kaf ve makama Rabbihi, Rabbinin makamından korkan kimse için cennetani, iki cennet vardır. Cennetün bir cennet, cennetani iki cennet. Feveyi alay Rabbi ben. O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? Fihime o ikisinde var, o iki cennette var. yani iki pınar. Ayın göz anlamına da gelir, pınar anlamına da gelir. Tecri yani akan iki pınar var. Ya yani iki pınardan sular akıyor böyle. Fihime o ikisinde, o iki cennette var. Minkülü fakiyetin her türlü meyveden zevcani İki sınıf var. Yani her türlü hatıra gelebilecek her türlü meyveden her iki cennette de e, bulunmakta. Bu kısımda Hz. Musa'nın e, Medyen tarafına gidişi ve kaderinde önemli bir noktadır bu. 8-10 yıl orada kalmıştır. Müstakbel eşi onu orada beklemektedir. Orada evlenmiştir. O kısmın anlatıldığı, ayetleri göreceğiz. Velemme varada ma Medyen Musa Medyen suyuna vardığında vecede aleyhi ummeten orada bir grup insan buldu. Ümmet yani insanlardan meydana geliyor ya burada topluluk anlamında. Minennas insanlardan bir topluluk, bir grup insan buldu. Yeskune suluyorlar. Hayvanlarını suluyorlar. Ve vecede min Onların gerisinde de buldu imraeteyni iki kadın. Biraz önceki kısımda imraeteyn şeklinde gelmişti merfu olduğundan ama burada imraeteyni oldu. ve vecedenin mef'ulü olduğundan ve imraeteyni iki kadın tezudeni tezudani bunlarla alakalı fiil bu da tesniye geldi hayvanlarını suyun olduğu yerden uzakta tutmaya çalışan iki kadın gördüm. Yani ta, şöyle tasvir ediliyor. Ee, i̇nsanlar var, hayvanlarını suluyorlar. İki tane de kadın var. Hayvanları suya doğru gitmek istiyor ama bunlar onları tutmaya çalışıyor. Gale dedi ki, ma hat bu kuma, durumunuz nedir? Yani siz neden hayvanlarınızı sulamıyorsunuz? Galete o ikisi dedi, Galeta fiil olarak tesniye. O ikisi dedi. La naskıyı biz sulamayız. Hatta yustrar ri'a'u. Ri'a, ra'i kelimesinin çoğulu. Çobanlar demek. Ra'i çobandır. rıa ri'a çobanlar. Mesela hadiste küllüküm ra'in geçer. Hepiniz çobansınız. Ve küllüküm mes'ulun an Hepiniz ra'iyetinizden sorumlusunuz. Ve Ebuna babamız Şeyhun Kebir çok yaşlı biridir. Ebuna müpteda Şeyhun Kebir sıfat mevsuf olarak bunun haberi. Babamız çok yaşlı biridir. Fesaga lehume bunun üzerine Musa o ikisi için onların hayvanlarını suladı. Saga, saki, divan edebiyatı bilenler bu kelimeye aşinadır. Mesela bir kadehle bizi, bizi saki, gamdan azat eyledi. Şad olsun gönlü anın, gönlümü şad eyledi. Yani saki orada suyu takdim eden anlamındadır. Sümme tevella ile zilli. Sonra Musa gölgeye çekildi. Zil gölge demek. Türkçede karşılığı hatırlamıyorum. Yani Türkçede benzer kelime herhalde kullanılmıyor. Fagale dedi ki, Rabbi ya Rabbi inni lima enzelte ile yemin hayrın fakir. Doğrusu bana hayır olarak ne ikram edersen muhtacım. Burada fakir muhtaç anlamında. Ee, enzele indirdi anlamında. Enzelte sen indirdin. Ama ikram etme manası da var. Ya Rabbi bana hayır olarak ne ikram edersen muhtacım diyor. Fecaethu <laughs> ihtahuma derken o iki kızdan birisi geldi. İhde <laughs> o ikisinden birisi. İhde <laughs> müennes olarak geldi. Çünkü iki tane kız onlarla ilgili onlardan biri dememiz için böyle geliyor. Erkek olsaydı ehaduhuma <laughs> olacaktı. Temşi <laughs> kız yürüyor. Alestihye'in <laughs> utangaç bir şekilde. Yani haya güzeldir, kadında daha güzeldir denilir. El haya'u minel hadis vardır. Haya imanlandır... ...ve bu da e, hayalı bir şekilde bir utangaç bir tavırla geliyor. Galet dedi ki inne ebi yed'uke babam seni çağırıyor. Ebi benim babam. Yed'uke seni davet ediyor. Yed'u davet çağırıyor. Liyecziyeke ücretini vermek üzere ecrame sagaytelene hayvanlarımızı sulamanın ücretini vermek üzere babam seni çağırıyor dedim. Felemma ca'ahu Musa o yaşlı zata vardığında ve gassalehil aleyhil kıssayı ona anlattığında gassa kıssa kıssa Türkçe'de k ile telaffuz ediyoruz. Kıssayı ona anlattığında gale o yaşlı zat dedi ki la tahaf korkma. Havf korkmaktır. La tahaf korkma. Necevte kurtuldun. Necat buldun. Necat Türkçe'de kullanırız. Necevte, necat buldun, kurtuldun. Minel gavmiz zalimin, zalim kavimden necat buldun. Kıssa devam ediyor. Galet ihtahuma iki kızdan birisi dedi ki ya ebeti babacım istecirhu onu ücretle tut. Yani adam yaşlı hayvan işlerine kızları bakıyor onu ücretle tut. İnne hayra men iste'carta el gavi yulemin. Çünkü ücretle tuttuklarının en hayırlısı güçlü ve güvenilir olan bu adam olacaktır. Yani daha iyisini bulamazsın diyor. Gale bunun üzerine adam o yaşlı zat dedi ki Hazreti Musa'ya inni uridu ben istiyorum. Erade yuridu irade etmek, murad etmek, istemek. En ünki hakem seni evlendirmek, nikahlamak. Ünki hake, nikah. Kelimenin köklerinde nekaha kendini gösteriyor. Ke, zamir, sen demek. Seni nikahlamak, evlendirmek istiyorum. İhdebne teyye, kızlarımdan biriyle. İbne teyye, ibnetün, kız demek. Bir kız. İbnetani, iki kız. İbne teyye, benim iki kızımdan biri anlamında. Hateyni şu iki kızımdan biriyle seni evlendirmek istiyorum. Ale bana çalışman için femaniye hicac 8 yıl. 8 yıl benim yanımda kal. Bu senin mehrin gibi olsun. Kızlarımdan birini sana vereyim diyor. Ve neticede onlardan biriyle evleniyor. 8-10 yılı Hazreti Musa'nın orada geçiyor. İşte tesniye konusu ana hatlarıyla böyle. Çok da ayrıntısı yok. Ama Kur'an'da bunun çok örneklerini sıkça görebilmekteyiz. Anlattığımız ölçüler çerçevesinde değerlendirildiğinde tesniyeleri tanımak ve mana vermek çok da zor olmayacaktır.